Öfkeliyim, çok öfkeliyim. Katille, tecavüzcüyle, uyuşturucu satıcısıyla mücadele yöntemi bellidir. Suçun psikolojik ortamını ortadan kaldırır, etkin bir savaş götürürsünüz. Yakalar, adalete teslim eder, takipçisi olursunuz. Yakayı ele veren bir daha cüret edemez. Yapılan işlemi görense başına gelecekleri bilir ve ona göre kendine çeki düzen verir. Karşınızda devlet varsa ortamı hazırlıyor, azmettiricilik rolü üstleniyor, elemanları yetiştirip besliyor, sahaya salıyor, ekipman temin ediyor, işlenen ve işlenecek suçların önüne açıyor, sonrasında polisi ve yargısıyla olayı örtbas ediyor, tetikçinin sırtını sıvazlıyor, yenilerine yol veriyorsa işiniz, işimiz çok zordur. Haydut devlet, katil devlet, terör devleti, narko devlet vesaire. Hangi tanımı uygun buluyorsanız alın kullanın. Sonucu değiştiriyor mu? Asıl buna bakılmalı. Tüm dünya seyrederken büyük fütursuzluk ve özgüvenle cinayetlerin üzerine yeni cinayetler ekleniyorsa kazanacağız, mutlaka kazanacağız bir slogan olarak kalır. Karşınızda devlet var ve ulusal uluslararası tüm gücüyle bastırıyor. Umutsuzluk pompalamak istemem ama karşınızdaki manzara şudur. Gangster silahını çekmiş alnınıza dayamıyor. Tak 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 saydırıyor, delik deşik ediyor. Deniz Poyraz 38 yaşında genç bir kadındı. Mardin'den göçmüşler İzmir'e. Anne Fehime Poyraz 9 çocuğundan 3'ü cezaevinde. Eşim, ailem, amcalarım, akrabalarım ve herkes devletten 30 senedir işkence görüyor. 1994'te evleri basılmış 6 aylık oğlu Fehmi'nin burnu kırılmış. Polis o yılanın yavrusudur. Büyüdü mü o da bizi sokacak diyerek çocuğumu hastaneye götürmedi. 27 sene sonra kızı Deniz bu kadar şansı değildi. Gidip kara gözlümü gördüm. Başından göğsünden vurmuşlar. Kanlar içindeki kızımın alnından öptüm. Ailenin 40 yılı göç, işkence, tutuklama ve ölümle iç içe. Deniz gezmişin ismini koymuştum. Deniz gitti, bin deniz gelecek. Katil ya da katiller 17 Haziran Perşembe sabahı HDP İzmir örgütüne saat 10.30 ile 11.25 arasında girip 50-55 dakika süren planlı ve organize bir saldırıyla binadaki tek görevli olan Deniz Poyraz'ı işkence ederek katletti veya katlettiler. Bacaklarındaki kurşunlar ve darp izleri bunu gösteriyor. Polis, valilik, medya, yargı ne yaptı? Olayı bir çatışmaya indirgedi. Yakalanan veya teslim olan bir kişinin anlatımını esas alarak dosyayı bağladı. Milliyetçi duygularla işlenmiş tepkisel bir eylem, bağlantısız. Yersen. Tezer Özlü'nün bir sözü var. Bu ülke bizim değil. Bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Sedat Peker parçası olduğunu dile getirdiği Suriye'ye silah sevkiyatına Sadat'ın da dahil olduğunu söyleyince Sadat işin içinde biz yoktuk demeye çalışırken Suriye'deki terörist gruplara silah satışını deşifre etmişti. Aynı Sadat Deniz Poyraz'ın katilinin Sadatçı olduğu iddiası üzerine yaptığı açıklamada yine kendini ele verdi. Kiralık bir katil terörist. Kiralık katil olduğunu nereden biliyorsun? vuruşarak gidecekler, kan dökülecek derken ezbere konuşmuyoruz. Karşınızda bir katiller sürüsü var ve her yeri tutmuş durumdalar. Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Peki bu devleti sevmenin imkanı var mı? Devlet bunlardan temizlenmeden sevmenin imkanı yok.